Bugün sizlerle karavanımızın özelliklerinden bahsedeceğiz. Karavanımız arkadaşlar 3.90 uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 2 metre de yüksekliğinde bir karavan arkadaşlar. Tamamen Alco şaseden oluşuyor. Şasemiz tamamen Alco. Karavanımızın dışından görünümü bu şekilde. Burada 2 adet bizim ranzamız var ve ranzalarımızın camları var. Camlarımız sürgülü açılır kapanır. Aynı zamanda sineklik ve güneşlikleri mevcut. Hemen onun altında arkadaşlar 1 adet dış duşumuz, 1 adet de su dolum kapağımız var. Su dolum kapağımız anahtarlı ve kilitlenebilir bir şekilde. Böyle olmasının en büyük avantajı, park ettiğiniz alanda veya farklı bir yerde art niyetli bir kişi gelip deponuzu açıp içerisine pis su veya kötü bir şey atamıyor. Anahtarı olmayan kişi depoyu açamaz arkadaşlar. Hemen su dolum bölmemizin yanında dış duş kapağımız var. Dış duş kapağımızı açtığımızda şu şekilde bir duş başlığı çıkıyor. Bununla karavanımızın dışındayken üzerimiz kirliyse veya dışarıda denizden çıktık, kumluyuz, kumumuzu aldırmak istiyoruz. Dış duş vasıtasıyla bu şekilde hemen duşumuzu alıp karavanımızın içerisine temiz bir şekilde girebiliyoruz. Dış duşun karavanın kapısına uzak olması benim için bir dezavantaj. Çünkü neden dışarıda kumlu geldiniz diyelim. Hemen dış duşla üzerinizi temizlediniz, kumunuzu attırdınız. Karavanın içerisine girmek istediğiniz zaman karavanın diğer tarafına dolaşıp kapıdan içeriye girmeniz gerekiyor. Tabii bu dolaşım sırasında ayağınız tekrar kumlanabiliyor, üstünüz tekrar batabiliyor. Bu bir dezavantaj arkadaşlar. Dış duş kapıya yakın bir yerde olsaydı çok daha büyük bir avantaj olurdu. Ama tabii o durumda da ne olur? Bu sefer tente ile oturduğunuz alan olacağı için tente ile oturduğunuz alanda duş almanız daha zor olur. O yüzden arkada kapıya yakın bir yerde olsaydı daha kullanışlı olurdu diye düşünüyorum. Karavanımızın dışı böyle arkadaşlar. Yine aynı şekilde sürgülü bir camımız var, sinekliğimiz var. Altta bu alanda bir bagajımız var. Kilitlenebilir bir bagaj. Benim karavanımda güneş enerji paneli ve aküler olduğu için burada görmüş olduğunuz gibi akü grubu, inverter ve kablo grupları yer alıyor arkadaşlar. Burada bir adet buzdolabı havalandırması var. Yan tarafta görmüş olduğunuz sinyal ve park lambalarımız var. Karavanımızın ön tarafına doğru geçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 220 volt girişi var burada. 220 volt giriş kapağı. Yan tarafta hemen onun kablosu var. Şurada görmüş olduğumuz bir tüplük var. Webasto ısıtıcımızın mazot deposu arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum tüplük, tüp, ön ve arka ayakları açmak için bijon anahtarı, bir pis su giderine koyduğumuz kova ve hortumu yanımızda taşıyoruz. Su alma ihtiyacımız olduğunda hortumu kullanıyoruz. Ön tarafta tamamen Alco şase, Alco kaplin, Alco dingil var. Ben hani çiğ düştüğü için veya kıra olduğu zaman çok fazla su almasın diye bunların üzerini şu şekilde bir poşetle örttüm. Gerek yok dediler ama ben gene de bir örttüm. Alt tarafta gördüğünüz gibi önde 2 adet, arkada 2 adet, toplam 4 adet destek ayağımız var. Yine burada görmüş olduğunuz gibi bir yan bagajımız var. Bu yan bagajın içerisinde benim kamp malzemelerim var. Şurada işte dışarıdan elektrik almak istediğinizde elektrik bağlantısı ve diğer kamp malzemelerimiz burada mevcut. Yine bu camımızda da sineklik ve güneşliğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi yan camımız sürgülü. Burada da bir camımız var. Sineklik, güneşlik hepsi içerisinde mevcut. Yanda bagajımız ve kapımız mevcut. Kapımızın üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir tentemiz var. Tentemiz kapalı konumda, istersek bunu açarak ön tarafa bir gölgelik oluşturuyoruz. Kamp malzemeleri olarak kullanmış olduğum sandalyeleri de ön tarafa koyduğumuzda gayet güzel bir piknik alanı oluşuyor. Kapımıza gelelim. Kapımız bildiğiniz karavan kapısı arkadaşlar. Çift kilit mekanizması var. Birinci kilit görmüş olduğunuz gibi şu bölümün açılıp kapanmasını engelliyor. İkinci kilit ise şuradan bir sürgü çıkartıyor. Bu sürgü vasıtasıyla kapının açılıp kapanmasını engelliyor. Şu an kilitlerimiz açık. Çektiğimde kapımız komple açıldı. Kapımızın hemen şurasında görmüş olduğunuz aparat vasıtasıyla buraya tutturabiliyoruz. Bu da aşırı rüzgarlı olan zamanlarda kapının kendiliğinden kapanıp çarpmasını engelliyor. Yine karavanımızın üst tarafında görmüş olduğunuz bir havalandırma bölmesi var. Bu bölme bizim banyomuzdaki buharın dışarıya çıkmasını sağlıyor. Böyle bir havalandırması mevcut. Karavanımızın arkası da bu şekilde arkadaşlar. Karavanla lavaboda su kullandığımızda veya banyoya girdiğimiz zaman atık su buradan gidiyor arkadaşlar. Sizlere birazcık karavanımızın özelliklerinden bahsedeyim. Bahsettiğim gibi 3.90 uzunluk, 2 metre genişlik, 2 metre yükseklik, yaklaşık 8 metrekarelik bir karavanımız mevcut. Karavanımızda arkadaşlar 2 adet ranza var.
Yatağa dönüşebilen şu an üzerinde oturmuş olduğum oturma grubumuz ve ortada da bir masamız var. Ön tarafta görmüş olduğunuz şu oval cam yaklaşık 4 metrelik bir alan kaplıyor. Böylelikle etrafı çok rahat bir şekilde görebilmenizi sağlıyor. Geniş bir görme açısı sunuyor size. Park ettiğiniz alanda kış bile olsa veya dışarıda çok rüzgar bile olsa, soğuk da olsa siz dışarıya çıkamadığınız durumda burada oturduğunuzda oturduğunuz yerden tüm camlar vasıtasıyla etraftaki manzarayı rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde tavanda da cam olması gökyüzünü de rahat bir şekilde izleyebilmenize olanak sağlıyor. Karavanınız komple fiber gövde yapısına sahip. O yüzden biraz daha hafif bir karavan. 4 kişilik yatak kapasitesi var. Şu an üzerinde bulunmuş olduğum bu oturma grubu, önümüzde masamız var. İstediğimizde bu şekilde yemek masası ve oturma grubu olarak kullanıyoruz. Camlar, etraf güzel bir görüntü. İstersek de arkadaşlar masayı birazcık kenara çekiyoruz. Aşağıdan çıkarttığımız bir tahta vasıtasıyla şu görmüş olduğunuz sırt dayama minderlerini ortaya alarak yatağa dönüştürüyoruz. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Karavanımızın en büyük özelliği tamamen Alco şase, Alco dingil, Alco jant, Alco fren sistemi, yani tüm tesisatın Alco tarafından yapılmış olması. Karavanımızda kullanılan bütün aydınlatmalar LED arkadaşlar. LED olmasının avantajı ne? Çok az bir elektrik tüketimi ile size yeterince ışık sunuyor. Zaten karavanlardaki en büyük sıkıntı suyun ve elektriğin kısıtlı olması. Bu kısıtlılığı siz kendiniz verimli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Burada da LED aydınlatmalar bizim imdadımıza yetişiyor arkadaşlar. Aydınlatmada çok az bir elektrik tüketiyoruz. Karavanımızda 2 adet 105 amperlik jelökü var. 2 adet 205 wattlık monokristal güneş paneli var. 1 adet de şarj kontrol cihazı ve karavanımızda toplam 410 wattlık güneş paneli, toplam 210 amperlik jelökü grubu, 1600 wattlık inverter ve 30 amperlik bir şarj kontrol cihazımız var. Bunlar vasıtasıyla elektriğimizi depoluyoruz ve elektriğimizi bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tabii gördüğünüz gibi 210 amperlik 2 adet jelökü'm var. Elektriğimizin kısıtlı olduğunu buradan daha net anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda 100 litrelik bir temiz su tankımız var. Suyumuzu da 100 litre olarak kullanabiliyoruz. Ek olarak ben 5 litrelik ve 10 litrelik bidonları arabamın bagajında tutuyorum. Suyumuz bittiği zaman oradan takviye yapabiliyorum veya bulunduğunuz bölgede yakın bir yerdeki su kaynağıyla bidonları doldurup bidonlardan kullanım yapabilirsiniz. Ransalarımızda sürgülü camlar var. Sürgülü camlarda sineklik ve güneşliklerimiz var. Karavanımızın içerisinde bir adet buzdolabı ve üstünde dolap var. Dolaplarımızın hepsinde bas çek kilit mekanizması mevcut. Yani yolculuk anında kilitliyoruz, dolapların kapakları açılmıyor. Durduğumuz zaman da bastığımızda orası ise bir kulpa dönüşmüş oluyor. Rahat bir şekilde dolabı kapağını açıp kapatabiliyoruz. Az sonra size göstereceğim iki gözlü cam ocağımız var. Bu iki gözlü cam ocağımızda istediğimizde camı açıp ocağımızı kullanıyoruz. İstediğimizde camı kapatıp üzerinde yemek hazırlığı veya eşya koymak için kullanabiliyoruz. Bu şekilde daha kullanışlı oluyor. Üzerine eşya da koyabiliyoruz. Yemek hazırlığı sırasında onları da kullanabiliyoruz. Aynı şekilde şurada görmüş olduğunuz şu tahtalar var. Burada da yemek hazırlamak için kullanabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde yeri genişletmek için. Şöyle hafif yukarı kaldırarak bunu saldığımızda tekrar kapanıyor arkadaşlar. İkili ranzamız mevcut. Ranzalarımızın uzunluğu 175 santim olarak söyleniyor. Hani ben yattığım zaman ayağımı hafif toplamam gerekiyor ama benden kısa boylu insanlar, ben bu arada 1.75 boyundayım. Benden hafif kısa boylu insanlar yattığı zaman rahat uyuyabiliyorlar. 100 litrelik temiz su tankımız var ve bu temiz su tankımıza bağlı olarak bir adet hidroforumuz var. Bu hidroforu çalıştırarak çeşmemiz ve dış duşumuzdan su sürekli akar halde duruyor arkadaşlar. Karavanımızda duşakabin de mevcut. Duşakabini biz arka tarafta istedik. Yan tarafta yapıldığında duşakabin çok dar oluyor. İçeriye sığmak zor oluyor. Biz arkada yaptık. Daha geniş bir duşakabinimiz var. Böylelikle içeride portatif tuvalette rahat kullanılabiliyor. Yani içerisi biraz daha geniş olmuş oldu. İçerisinde aynı zamanda 20 litre pis, 10 litre de temiz su deposu bulunan portatif bir tuvalet var. Alt tarafında kasetli bir haznesi var arkadaşlar. Yandan açtığımızda alt taraftaki kasetli hazne çıkıyor. O hazneyi alıp götürüyoruz. Kanalizasyona bu pis suyumuzu boşaltıyoruz ve tekrar gelip aynı şekilde klozete oturtturduğumuzda portatif tuvaletimizi kullanabiliyoruz. Üzerinde de 10 litrelik bir sifon haznesi var. Oraya da temiz sularını dolduruyoruz ve böylelikle kasetli tuvalet kullanılır oluyor. Lavabonun başlığı aynı şekilde dış duştaki gibi uzayıp kısalabiliyor. Böylelikle oradan banyonuzu da yapabiliyorsunuz. Mutfak lavabomuzu da biz camlı kapanır açılır şekilde olmasını talep ettik. Bunun sebebi arkadaşlar her zaman lavaboyu veya ocağı kullanmıyorsunuz. Lavabo ve ocağı kullanmadığımız zamanlarda üzerindeki kapağı kapatıp orasını da depolama alanı gibi kullanabilmek için biz camlı bir ocak talep ettik. Tabii çok ağır şeyler koymazsınız üzerine ama en azından ortada bulunan cep telefonu, kitap ve benzeri ufak tefek şeyleri bunların üzerine koyup
yerden kazanç elde edebiliyoruz. Buradaki masa vasıtasıyla da rahat bir şekilde oturup çayımızı, kahvemizi burada içip yemeğimizi yiyebiliyoruz arkadaşlar. Ocağımızın tüpü ön tarafta yer alan tüplüye kadar uzatılmış. Ön taraftaki tüplükte biz küçük tüp kullanıyoruz. Bir küçük tüp koyuyoruz. Hemen kafası ona uygun. Küçük tüpü bağlıyoruz. Ocağımız direkt oradan çalışıyor. Böylelikle içeride yer kaplamamış oluyor. Dolaplarımızın tamamı bize kalmış durumda. Az evvel bahsettiğimiz gibi şu an oturduğumuz alanların altı, yani sağ ve sol koltukların altı, yan taraftan açılır kapaklarımız var. Bagaj arkadaşlar. Burada bagaj olarak kullanabiliyoruz. Karavanımız 750 kilo altı olduğu için ruhsattan muaf, muayeneden muaf, vergiden muaf ve BE sınıfı ehliyet istemiyor. Yani B sınıfı ehliyetle biz bu karavanı kullanabiliyoruz. O1 belgeli bir karavan. Bu da bizim için büyük bir artı arkadaşlar. Karavanımızın baz özellikle olan karavanlardan farkı ne var? Karavanımızda bir güneş paneli sistemi var. Az evvel bahsettiğim gibi 410 wattlık monokristal güneş paneli, 210 amperlik jeloku grubu, inverter ve şarj kontrol cihazından oluşan bir güneş enerji sistemi paketi karavanımızda mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda karavanımızda dışarıda görmüş olduğunuz bir adet tente mevcut. Tente de ekstra oluyor arkadaşlar. Karavanı aldığınızda standart default ayarlarında size bir tente vermiyorlar. Karavanımızda ek donanım olarak Webasto var. Webasto'muz da karavanla birlikte satılmıyor. Siz ekstra olarak alıyorsunuz. Biz aldık, taktık. Böylelikle kış kampı yaptığımızda veya bir yere gittiğimizde hava soğuksa hemen Webasto'yu açıyoruz. İçeride rahat bir şekilde ısınabiliyoruz. Webasto'muz bizim mazotla çalışıyor. Yani bir dizel ısıtıcı. Bu mazot deposu da ön tarafta tüplükte arkadaşlar. İstediğimiz zaman benzinlikte oradan dolduruyoruz. Bir dizel ısıtıcımız olmuş oluyor. Aynı şekilde ekstra olarak cam ocak kapama, cam lavabo kapama gibi donanımlarımız mevcut. Bir buzdolabımız var. Karavanımıza bir televizyon biz taktırmadık. Çünkü gittiğimiz yerlerde çocukların hep tablet, televizyon ve benzeri şeylerle meşgul olmasından ziyade evde zaten bunları hep yapıyorlar. O yüzden biraz doğayla, biraz denizle haşır neşir olmalarını istediğimiz için karavanın içerisinde çok da fazla televizyon ve benzeri cihazlar almadık. Karavanımızın içerisinde iki yerde 5 voltluk USB şarj bölümleri var. Birazdan sizlere onları göstereceğim. Buradan isterseniz kendiniz cep telefonunuzu, kameranızı ve diğer aygıtlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Karavanla ilgili merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz varsa yorumlar bölümüne yazın arkadaşlar. Hepsini okuyup bir sonraki videomda cevaplandıracağım. Az evvel sizinle oturarak konuşmuş olduğum bölüm arkadaşlar. Üstünde görmüş olduğunuz gibi bir kitaplığımız mevcut. Yan tarafında bir elektrik prizimiz var. Hemen şurada görmüş olduğunuz tepeyi gösteren, aynı şekilde önünüzü gösteren geniş bir cam açımız var. Aynı şekilde burada da bir kitaplığımız var. Sizlerle burada az evvel oturarak konuşmuştum. Şu şekilde de bir yemek masamız mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buzdolabının altında bir dolabımız var. Ivır zıvır koymak için kilitlenir sistem. Hemen üstünde buzdolabımız mevcut. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir dolabımız var. Eşya topluyor bayağı. Hemen oraya biz bir koku astık. İçeriye hoş bir koku vermesi için. Karavanımız yeni olduğu için bayağı bir mobilya kokusu içerisinde mevcut. Yana döndüğümüzde hemen ranzalı yataklarımızı görüyorsunuz. Ranzamızın altında şu şekilde Webasto adı verilen ısıtıcımız mevcut. Şu altta görmüş olduğunuz siyah havalandırma sıcak havayı içeriye veriyor. Yan tarafında da kumanda ünitesi var. Buradan da Webasto'muzu açıp sıcaklık ayarlarını yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir adet burada camımız mevcut. Ranzanın üst camı tamamen sineklik ve güneşliği olan bir cam. Şurada böyle bir ışığımız var. Üzerinden açılıp kapanıyor. Elektrik alabiliyoruz. Aynı şekilde az evvel bahsetmiş olduğum USB'lerden burada mevcut. Bir diğer USB ise hemen burada bizim koltuğumuzun başında yer alıyor arkadaşlar. Sonrasında ranzamızın alt katı da bu şekilde. Bir ranza camımız var. Yine sineklik ve güneşliği bulunan. Yatağımızın hemen başında da bir 220 voltluk elektrik prizimiz mevcut. Bu bölümde ise arkadaşlar mutfağımızı görmektesiniz. Mutfağımızdaki cam ocağımız ve cam evyemiz şu an kapalı konumda. Biz kullanmadığımız zaman bunu genelde kapalı tutuyoruz. Üzerine çocukların oyuncakları ve benzeri eşyaları rahat bir şekilde koyup kendimiz yer kazanmış oluyoruz. Hemen yan tarafında arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz bir tahta bölmesi var. Veya etinizi burada doğrayabiliyorsunuz, salatanızı burada doğrayabiliyorsunuz veya yemek hazırlıklarınızı burada yapıp daha sonra hazırlamış olduğunuz yemeğinizi hemen ocağın üzerine koyup pişirebiliyorsunuz. Açımı çok kolay arkadaşlar. Hemen üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir deliği var. Tutup kaldırdığınız zaman gördüğünüz gibi evimiz açıldı. Lavabomuzu çevirdik. Gördüğünüz gibi suyumuz akmaya başlıyor.
Ocağımız ve ev yemizin altında görmüş olduğunuz gibi mutfak dolaplarımız mevcut. Mutfak dolaplarımızın hepsi basçek kilit sistemli. Yani şu an gördüğünüz gibi bunlar kilitlendi. Yolda giderken açılmaması için. Bastığım zaman şu şekilde bir kulüp çıkıyor. Buradan tutup çekebiliyorum. Bakın mekanizma açılmış oluyor. İçerisi de gayet geniş, bayağı eşya alıyor. Bastığımda görmüş olduğunuz gibi dil dışarıya çıkıyor ve kilitleniyor. Açılmasını engelliyor. Çektiğimde kulpa dönüşmüş oluyor. Rahat bir şekilde kullanabiliyoruz bunu. Karavanımızda arkadaşlar askılık yoktu. Görmüş olduğunuz gibi buraları daha önceden düzdü. Ben hemen gidip basit birkaç askılık aldım. Görmüş olduğunuz gibi askılıkları buraya monte ettim. Buraya kıyafetlerimi rahat bir şekilde asıp rahat bir şekilde kullanabilir hale gelmiş oldum. Karavanımızın duş alanını düşünecek olursanız bakın görmüş olduğunuz gibi bir banyomuz mevcut. Burada bir lavabomuz var. Lavabomuzun başı uzuyor. Aynı dış duştaki gibi. Ve burada banyonuzu yapabiliyorsunuz. Gayet geniş bir alan arkadaşlar. Hemen yan tarafında sizlere bahsetmiş olduğum portatif tuvaleti var. Altında kasetli. Şu şekilde açtığınız zaman tuvaleti kullanabilirsiniz. Hemen şurada kasetin bir çekme kolu var. Bakın bu kolu çektiğimiz zaman şu bölme açılıyor. Bu şekildeyken tuvaletinizi yapıyorsunuz. Kaseti ittirdiğinizde burası kapanıyor. Böylelikle koku içeriye gelmemiş oluyor. Böyle de bir tuvaleti mevcut arkadaşlar. Burada duş havalandırması var. Hani hemen yan tarafında görmüş olduğunuz gibi bir aydınlatması var arkadaşlar. Bu banyo için kullanılıyor. Banyomuz bu şekilde. Banyo giderimiz burada. Karavanımızın kapısında şöyle bir kutu var. Bu alana isterseniz ayakkabılarınızı, isterseniz çöpünüzü koyabilirsiniz. Aynı şekilde terlik vesaire koymak için, terlik, gazete ve benzeri bir şeyler koymak için şöyle bir alanı mevcut. Aynı şekilde bir adet camımız var. Camımızda da görmüş olduğunuz gibi perdemiz mevcut. Karavanla lavaboda su kullandığımızda veya banyoya girdiğimiz zaman atık su buradan gidiyor arkadaşlar. Ve Vebasto ısıtıcımızın mazot deposu arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum tüplük, tüp, ön ve arka ayakları açmak için bijon anahtarı, bir pis su giderine koyduğumuz kova ve hortumu yanımızda taşıyoruz. Su alma ihtiyacımız olduğunda hortumu kullanıyoruz. Tavanımızda bahsetmiş olduğum 2 adet 205 wattlık monokristal güneş panelleri. 40'a 40 tavan hakisi. Böylelikle tavandan havalandırma yapabiliyor. Karavanımızın üstten görünümü de bu.